Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, bugün de Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu'nda çok özel, çok bizim için değerli insanlardan birisi olan Sayın Fehmi Doğan abimizin ofisindeyiz. Kendisini ziyaret ediyoruz. Kendisi her zaman bizi burada nazik, kibar ve misafirperverliğini en üst düzeyde göstererek karşılıyor. Bugün de bizi kırmadı. Biz normalde de diğer zamanlarda buraya gelip çay içiyoruz ama bugün kendisiyle özel bir sohbet etmek için geldik. Bugünkü konumuz Fehmi Doğan abimizin kısaca bir yaşam hikayesi, hayat hikayesi. Fehmi Doğan kimdir? Fehmi Doğan nerede doğdu, ne zaman doğdu? Nelerle iştigal etti, neler bugüne kadar gerçekleşti, neler yaptı? İhtiyarlayamayan bir abimiz. Burada fotoğraflar var. Aslında Fehmi abimizle belki de bir programda bitiremeyeceğimiz kadar çok anılar var ya da konuşulacak konular var ama biz kendisinden böyle özet olanları dinleyeceğiz. Biraz da işte çoluk çocuktan, torunlardan da bahsedeceğiz ve dostlarımız var burada, fotoğraflar var, onları da konuşacağız. Evet Fehmi abi, ben yavaş yavaş sözü size bırakmak istiyorum. Öncelikle nasılsınız? Günaydın, hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Fehmi abi, sizi kısaca tanıyabiliriz. Ne zaman doğduk, nerede doğduk ve işte eğitiminiz? 1951'de Rize İkizdere'de doğdum. Esasında o dönemlerde İstanbul'da yaşıyorduk ama annemle memlekete gittiğimde orada doğmuşum. Doğum yerim de orası. Köyümüzde doğduk diyorsunuz, doğru mu? Köyde, evet. Hangi yılda doğdunuz? Köyümüzün ismi evet. Kapse diye bir köy. Evet, onu da anlıyorum. 1951. Rize ülkemizin en yeşil, en güzel, doğası harika olan dört bir köşesi. Ülkelerinden, memleketinden birisi. Evet. Hangi yıl doğduk, ne zaman evlendik, hangi okulları okuduk? Kısacası size böyle okulu orada mı başladınız, burada mı okudunuz? Yok, tabii ki Zeytinburnu'nda Yeşiltepe İlkokulu'nda başladım. Çok güzel. Nuri Paşa Ortaokulu. Ondan sonra İhsan Mermerci Ortaokulu, Bakırköy Lisesi, Bakırköy Lisesi'nden İhsan Mermerci Lisesi, ondan sonra DMMA Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldum. DMMA dediniz İstanbul'da mı? Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi. Oradan inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Hayata başladınız. Başladım. Kaç çocuğumuz var? Kaç torunumuz var? Onları da kısaca yengelerimin var. İki kız çocuğum var. Birisi genetik mühendisi, doktor aynı zamanda. Yükseğini, ihtisasını yapmak üzere Amerika'da. Öbürüsü de mimar. Yine kızımız. Beraber çalışıyor muyuz yoksa? Beraber çalışıyorduk. Fakat bu pandemi dolayısıyla işleri biraz şeye aldık. Yavaşlattık. Okay. Yenge Hanım'ı bu aradan bir selamlayalım mı abi? Yengeniz de Ruhat'ta ismi, diş doktoru kendisi o da. Aha. O da benden bir yaş ufak, benimle yaşıt sayılabilecek bir insan. Buradan Yenge Hanım'a, Fehmi abimizin kızlarına, doktor olmalı, genetik mühendisliğine, mimarlarımıza da selam olsun. Aslında tabii ki bugün biraz maalesef pandemi yaşadığımız günlerdeyiz. Biraz böyle bir korku var. Evet, sıkıntı var. Ortalık sıkıntılı. Daha iyi olurdu tabii. Çok daha güzel olurdu da. Yine olur, yaparız. Öyle bir konuşmada daha sonra yapabiliriz. Bu günleri atlatalım. İnşallah o güzel günler de geldiği zaman bir acı kahvenizi de içmeye geleceğiz inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki siz çok renkli bir şahsiyetsiniz. Yani sadece mimarlıkla sınırlı kalmayan bir yaşam hikayeniz var. Evet. İşte burada yine flamalar var. İhsan Mermerci Lisemiz var. Ondan sonra derneğimiz var. Derneğimiz var. Futbol kulüplerini çalıştırdım senelerce. Futbol oynadık. Evet. Biraz siyasi yönüm tabii daha aslında dolu dolu bir yaşam devrimi. Evet. Hem hiç boş geçmeyen bir sürecim var. Eğitim,
iş yaşantısının yanında siyaset de var, spor da var, STK'lar var, işte İhsan Mermerci Lisesi gibi. İhsan Mermerci Lisesi'ni çok anıyorum ama önemli bir lise. Evet. Benim de hayatımızda büyük yeri olan bir lise yani. Okul, bir aile dedim, bir camia. Çünkü işlerinden çok değerli insanların mezun olduğu, Türkiye'ye var olmuş kişilerin yetiştiği bir lise. Buradan da İhsan Mermerci Lisemizin kurucularını, mezunlarını, müdürlerini, o okulun yapımında emeği geçen tüm işçilere kadar herkesi de arkadaşlar. Hayatta olanlara sağlık dilerim. Rahmetli olanlara da biliyorum ki rahmetli olanlar da var o müdürlerimizden. Bir sürü insanımız var. Mezunlarımızdan da var tabii, hocalarımızdan da çok. Onları rahmetle analım. Hayatta olanlara da uzun ömürler dilerim. Uzun ömürler dilerim. Peki Fehmi abi, İstersen İhsan Mermerci'den başlayalım, hani girmişken. İhsan Mermerci Lisesi ile ilgili sizin bir Mezunlar Derneği kuruluş hikayeniz var. Yine buradan kuruluş hikayemiz var tabii. Ve işte Rafet Reşadi ile ve diğer ya, biz Mustafa Aktaş, Şevket Akça, üçümüz beraber 1967-68 dönemlerinde işte derneği kurmaya karar verdik. O zaman böyle imkanlarımız da fazla değildi tabii. İşte fabrikalardan, iş yerlerinden böyle şantiyon şeyler alıyorduk. Çay günleri tertipliyorduk, geceler tertipliyorduk. O gecelerde işte bu aldığımız eşantiyonları şeye çıkarıyorduk işte. Satışa, nedir ona? Kermes mi diyor? Kermese çıkarıp onlardan gelir elde edip derneğe devam ettiriyorduk. İşte Mezunlar Derneği. İlk ne zaman mezun olmuştunuz? Sizin ilk mezunlarınız mesela. Ben tabii ilk mezunlardanım. O da aynı şey aslında. Tabii. İhsan Mermerci'nin ilk mezunuyuz biz. Yani işte Bakırköy Ortaokulu Lisesi'nden buraya geldik. Şeye, İhsan Mermerci'ye döndük. Lise 2 ve 3. sınıfları bitirdik. İlk mezunuyuz bu lisenin, İhsan Mermerci'nin. Ortaokul eski mezunuyuz ama lisede ilk mezun biz. İşte kimler var? Oradan hatırlıyorsunuz. Mustafa abi dediniz. İki şeyimiz vardı, sınıfımız vardı ama biz aynı iki sınıf, tek sınıf gibiydik. Bir edebiyat sınıfımız vardı, bir fen sınıfımız vardı. Ben fen sınıfındaydım. Arkadaşlardan isim olarak Şevketler var, Hamdullah var. Mustafa abiler var. Mahmutlar var, Baykallar var, yani bir sürü arkadaşımız var, rahmetli olan bir sürü arkadaşlarımız var. Alaaddin mesela, Lütfiye vardı, rahmetli oldu. Beyyan'ım, o da rahmetli oldu. İlk müdürümüz, evet. İhsan Mermerci'nin, daha doğrusu şeyin ilk müdürü, öyle diyeyim. Şeyden geliyordu o, Nuripaşa Ortaokulu'ndan geliyordu müdürlüğü. İhsan Mermerci'nin ilk müdürü de o olmuştu. İhsan Mermerci'den mezun oldunuz. Arkasından üniversite başladı. Bir yandan da derneği kurdunuz. Derneği, evet. Devam etti derneği. Ondan sonra da yaşantımız devam ediyordu. Bir yandan iş yaşantımız, mimarlık yaşantımız. Bir yandan da bu mimarlık ofisi o zamandan mı başlamıştı yoksa daha önce bir yerde çalışıp sonradan kendi ofisi? Yok, ben babam zaten babam inşaatçıydı. Evet, ustaydı yani, değil mi hocam? Yok, hayır. Yani müteahhitlik yapıyor. Müteahhitti, tabii. Kendisi de aradı. Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu. Rahmetli aradı. Yani onu çok iyi tanırlar.
Zeytinburnu'nda kişilik sahibi, çok insanlara yardım eden bir babam vardı. İşte Zeytinburnu'nda Yeşiltepe İlkokulu, Nuri Paşa İlkokulu, Sümera İlkokulu, Fatma Süslügil İlkokulu, bu dört tane ilkokulu bizim babamlar yapmıştı. İşte şeyini, müteahhitliğini. Hatta şeyin, et balık kurumunun bir kısmını da yine şey babamlar yapmıştı. Tabii. Burada kurucularından, yani çok eski müteahhit babamlar. Hasan Doğan. Hasan Doğan. Allah rahmet eylesin. Eskiler tanır tabii, bu Zeytinburnu'nun eskilerinden, çok eskilerinden. Biz 1945 senesinde şeye gelmişiz. Zeytinburnu Veli Efendi'ye yerleşmişiz. Babam 1938 senesinde İstanbul'a gelmiş. Öyle inşaatçılığa başlamışlar. Üç kardeş, üçü de şimdi vefat etti. Hatta dört kardeş bunlar. Dördü de vefat etti. Üç kardeş burada inşaatçılığa başlıyorlar. Kalfa olarak birisiyle beraber çalışıyorlar. Taş kışlanın bir kısmını yapıyorlar. Teknik Üniversitenin Taşkışla'daki yerinin bir kısmını yapıyorlar, beraber yapıyorlar. Bu müteahhit arkadaş diyor ki, işte ben artık bırakacağım müteahhitliği, size bırakıyorum bu şeyi. Şirketi size alın, siz şey yapın, işi yapın diye öyle müteahhitliğe başlıyorlar. Sene diyorum ya, 1938-39. Neredeyse Astrobörk'ün rahmetli olduğu yıl çalışmaya başlamışlar. Tabii. Belki aile gelmeden önce kendileri... 45'te önce buraya geliyoruz da, babamların İstanbul'a gelmesi 38. 38. Babam İstanbul'a geliyor. Aslında o zamanlar Kalfalık'tan başlıyor işte. O 38'in hemen işte 40'larda falan müteahhitliğe başlıyorlar. İstanbul'un 2-3 numarası mı, 4 numarası mı, tam onu hatırlayamıyorum ama öyle bir şey yok. Tamam, gördüm. Bir de o günleri hatırlıyor musun Fehmi abi? Yani mesela? Zeytinburnu'nun o senin çocukluğun dönemindeki hali, işte Veli Efendi'ye gelmiştiniz, babanız inşaatlar yapıyordu. O günlerden aklınızda kalan bir şeyler var mı? Yani mesela neydi? Neydi? Gecekondu. Gecekondu. Yolları olmayan iki tane yerleşim yeri vardı. Bir tanesi, iki tane demeyelim de, işte bir tanesi kahveler dediğimiz bölüm. Bir tanesi Sümer. Sümer'de yine bir yerleşim bölgesi var. Beyefendi'de de birkaç tane ev var toplam. Evet, bu, bunu toplasanız belki de fakat, bir tane var mıdır o zaman? Yani bir köy gibi bir şey. Köy gibi şeyler vardı. İşte yukarıda telsizler dediğimiz yerde şeyler vardı. Bir tane köşk vardı. Atatürk Köşkü müydü? Onu hatırlayamıyorum ama. Köşk vardı, hatırladım. Evet, bir çift bağ vardı herhalde. Arnavut bağlar vardı. Bizim de bağımız vardı. Yani bizim de büyük bir üzüm bağımız vardı. Yukarıda yine şimdiki hastanenin olduğu bölümde çiftlikler vardı. Herhalde. Çiftlikler vardı, evet. Şeyin orada bir tek şimdi şeyin olduğu yer. Halı sağlam olduğu yer mi abi? Yok. Bozkurt var ya, Bozkurt. Perdeciler Çarşısı. O altta orada hemen yolun altında bir tane yine böyle çiftlik gibi bir ev vardı. Şeyin orada bir çiftlik gibi bir ev vardı. Yine bu Demirciler Sitesi'nin, şimdi Real İstanbul'un olduğu yerde bir tane çiftlik gibi bir yer vardı. Meyve bahçeleri falan vardı. Biz o yıllarda geldik. Yani şöyle söyleyeyim size, şeyden çıkardık, Veli Efendi'den çıkardık, şeye kadar, denize kadar yürüyerek giderdik. Yani yolda bir tane, iki tane ve belki rastlardık, rastlamazdık yani. Yani o kadar şey, zor. Yok tabii. Okul belki de
yoktu değil mi abi? Yani okul o zaman için, yok okul ben, şöyle söyleyeyim bak, şey var. Kazlıçeşme evet. okulu var. Burada ilk Kazlıçeşme okulu var. Ondan sonra Sümer İlkokulu yapılıyor. Sümer İlkokulu. Peşinden Yeşiltepe, Nuri Paşa, ondan sonra Fatma Süslügil. İşte bu dört tane okulu da biz yaptık yani. Babamlar yaptı. Hatta ben bu okullardan Yeşiltepe'de okudum. İlkokulu bitirdim. Yeşiltepe'de şöyle diyeyim. Çivi doğrulturup para kazanırdım. Babamdan para kazanırdım. Değil mi? Belki de inşaat çivisi olarak. O zamanlar tabii. Çiviler atılmazdı. Yani şimdiki inşaatta tabii. O çiviler çekilir, tekrar kullanılırdı. Onları yerlerdi, çekerdik böyle. Çocuktuk nihayetinde, düzeltirdik onları. Şey vardı, babamdan da para alırdım yani. Tahtlarda odun olurdu değil mi abi? Onlar da bir değerlendirilirdi. Ben de abi o günlere biraz Zeytinburnu, çünkü biliyorsunuz bir gecekondu semtiyken müteahhitlerin girmesiyle bir inşaat şantiyesine dönmüştü. Özellikle 1980'li yıllarda. Ya şeyde 84'te esas. Ben, Zeytinburnu'nun gelişmesinin şeyi 84'lerde. Niye Zeytinburnu belediye oldu. Belediye olduğu zaman burada yeni planlar yapıldı. Evet. O eski şey planları vardı. Büyükşehir planları vardı. Yok. Gecekondu ıslah planları vardı. O gecekondu ıslah planları tabii şeye uygun değildi. İmara pek uygun planlar değildi. Evet. İşte 84'te yeni işte belediyeler oluşunca burada planlar yapıldı. Planlar yapılınca işte burası biraz daha böyle imar yönünden gelişmiş gibi sayıldı. Evet. Ama hala bence hiç gelişmedi tabii de. Gelişmedi. Yani bana kalırsa ben şeyi tercih ederim yine. O gecekondu halini daha tercih ederim. Daha çok tanıdık. Hiç olmasa güneşi görüyorduk, hiç olmasa bir yeşil gökyüzünü görüyorduk. Şimdi onları göremiyoruz maalesef. Komşularımız vardı, arkadaşlarımız vardı. Maalesef. Herkes birbirini tanıyordu, herkes birbiriyle arkadaştı. Her şey var. Ama şimdi o işler bitti tabii. Maalesef. Keşke Zeytinburnu'muz da o gecekondu halinden işte bugüne biraz daha böyle daha modern, ne bileyim mesela böyle bir Ataköy gibi ya da bir Kadıköy gibi, bir Bakırköy gibi biraz daha böyle bir düzenli bir kentleşme ile bugüne gelseydi de biz keşke o fırsatları kaçırdık tabii maalesef siyasi şeylerden dolayı. Yani bu Zeytinburnu'na çok büyük zararı dokunan insanlarımız oldu. Yani gerçekten evet. Bu böyle. Çünkü Zeytinburnu'na baktığımız zaman lokalizasyon olarak işte diyelim ki burada konum olarak İstanbul'un tam bir köşe başı. Köşe başı değil. Köşe başı değerlendirmeyelim de şöyle söyleyeyim. Yani. İstanbul'un göbeğinde bir yer yani. Hemen Zeytinburnu surların dışı. Yani merkezin hemen dışı. İlk yeri orası. Yani senin sınırın çünkü. Adımını attığın zaman merkeze giriyorsun. Öyle olmasına rağmen Zeytinburnu en şey kalmış bölgelerden, geri kalmış bir yani şeyi oldu, semti oldu. Rağmen işi nasıl devam ettiniz Fehmi abi? Yani ilk başta mezun olmaz babanızın şirketinin başına mı geçtiniz? Şimdi şöyle... Nasıl geldik? Ben daha mezun olmadan evvel... O zaman bir arkadaşımız vardı, Veli Efendi Muhtar'ın kardeşi. Mirindiman değil. Kerim Ali Tohumat'ın kardeşi vardı, İsmet Tohumat. Onunla beraber Veli Efendi de böyle büro açmıştık. Öyle başladık. Babam 78'de vefat etti.
Vefat etmesi üzerine ben zaten babamla beraber, biraderle beraber inşaatçılık yapıyordum. Ben mesleğe döndüm. Yani inşaat mühendisliği mesleğine döndüm, büro açtım ve devam ettim. O şirket bugün de devam ediyor. O şirkete sonradan şeyler katıldı, işte ortaklarım oldu. Ortaklarım oldu, şirketi genişlettirdik. Evet. Doğan inşaat mühendislik mimarlıktı, sonradan DOKOSA diye değiştirdik. Bu dönemde bu onun şeyi mi abi bu plama? Yok, o İhsan Mermerci'nin o. Peki abi bu süre zarfında babanız, yani ailece olabilir, ortaklarınızla beraber olabilir. Bugüne kadar kaç proje çizdiniz, kaç aileyi ev sahibi yaptınız? Hiç hesap yaptınız? Onu hiç hesabını yapamam. Yani imkan yüzlerce değil, binlerce oldu. Binlerce. Tabii. Sıkıntı yok, bakalım Hüseyin abi. Hayatımız devam ediyor. Alo. Bu işler zarfında abi, böyle mesela bu iş hayatıyla ilgili böyle aklınıza kalan bir anı var mı? Enteresan, komik ya da daha ciddi bir konu da olabilir. Yani işinizle ilgili böyle bir anekdot var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz mesela bir anınız var mı? İşte mesela çivi doğrulturdum dediniz. Evet. O çocukluk tabii. Başladınız. Çocukluk zamanında. Yani. Onun dışında. Sonra şirket olunca ya, mesela daha büyük projeler gelmiştir. Onları çizdik. Büyük projeler çizdik, evet. Arkada evet. Mesela daha kompleks yapılar biliyorum ben. Böyle mesela evet. İşte o var. Bu sular evet. Şeyde iki telli de Sular Vadisi miydi? Zannedersem onun projeleri bunlar. Evet. Bir profesör arkadaşla beraber yapmıştık bunları. O büyük projeye de imza atıyorsunuz abi. O tür tabii büyük projelerimiz evet. Oldu. Birçok aile ev sahibi yaptınız. Yani tabii daire yaptık, sattık. İşte inşaatlarımız oldu falan evet. Filan. Peki abi, siyasetten biraz bahsetmiştiniz. Yani siyasetle ilgili biliyorum. Anılarımdır böyle. Dolu ya da kızgın ya da böyle girersem ben biliyorsunuz etrafı kırıp dökebilirim ama kısaca isterseniz siyasetten de bahsediyoruz. Yani çünkü burada siyasetten... bir konuşuyoruz. Fehmi Doğan'ı şu anda Fehmi Doğan, konuşuyoruz. Fehmi Doğan o şeyi bitirmeden siyasete girdi. Liseyi bitirmeden daha siyaset hayatını değil de liseyi bitirmeden siyasete girdi. Hala da o siyasetin içinde maalesef. Çok böyle ön plana çıkmak istemedim açıkçası. Evet. Sevmedim bu tür şeyler böyle. Kendimi aşifte etmeyi çok isteyen bir insan değilim. Yani hep insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Siyasette de onu yaptım. Gerçek hayatımda da, siyasette de, ticaret hayatımda da hep insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Zaten şey bir insanım, ailem de sol tandanslıydı. Ben de ailemi takip ettim. O tandansı devam ettirdim. Onun gereği de işte biz insancıl, humanist insanlarız. Yani İnsancı o insanların iyiliğini düşünen insanlarız. Ama ondan hiç şaşmadım yani. Bu konuda şeyim olmadı. Peki Fehmi abi, belki de ben biliyorum ki çok böyle, sizin yani, siyasette size çok önemli fırsatlar da gelmiştir. Teklifler de gelmiştir. Ama tabii ki belki de sizin de şartlarınız olmuştur. Onlar uymamıştır ama sizin hep böyle önde olmak gibi bir gayret. Şimdi fazla şey yapmayayım. Beni şöyle söyleyeyim size, anlatayım. CHP'de ben işte ilk şeyden sonra 80 ihtilalinden sonra burada meclis üyeliklerinde 11. sıradaydım CHP'nin. Yani tek şeyim oldu. Aday olarak şeye, seçime girmem oldu.
Onun haricinde işte zaman zaman CHP bana tekliflerde bulundu. DSP bir dönem teklifte bulundu. Hatta şimdi bunlar tabii bazı şeyleri anlatmak çok doğru değil, şey değil. Orada bırakabilirsiniz. Yani orada bırakmak lazım. Yani bir de siyasette de çok önde olabilirdiniz. Çok, ben şöyle hep çok fazla tercih ettiniz. Yani arkadaşlar olsun, beni tanıyan insanlar olsun hep benim Zeytinburnu'nda belediye başkanı olmamı istediler. Ama ben de şunu dedim. Dedim ki bakın tamam sizin şeyinizi yanına getireceğim, bu isteğinizi yanına getireceğim dedim. Bir dönemde getirdim. Ben aday oluyorum dedim. Yalnız hiç kimse gibi gidip kimseye şeydi dilenmem, istemem de bir şey. Ben adayım sadece bu kadar. Seçerlerse, getirirlerse problem yok. Ama onun haricinde kimseye diyet ödemeye hakkım yok, şeyim yok yani. Kesinlikle böyle bir tarzım yok. Ben çünkü neden onu da şöyle anlatayım. Şeyim şuydu. Ben görev yapmak için geleceğim. Görev yapmak için. Bunun için de ben bunun için de özellikle çaba göstermeme gerek yok. İnsanlar beni tamam ben şeyimi koydum, adaylığımı koydum. Beni getirecekler, seçecekler. Ona göre ben görev yapacağım. Ben kendimden bir şeyler vereceğim. Niye zorlayayım ki başkasını? Tabii. Onun için. Yani bir şey vereceğim, insanlara bir şey verme niyetindeyim. Vermeyi bunun için niye ben kendimi zorlayayım ki? Tabii. Sebep ne? Ne olur beni alın. Beni getirin oraya. Yok. Yani ben niye bunu isteyeyim ki? Yani vatanda beni tanıyan bilenler böyle bir şey varsa benim için biraz o zaman mücadele versinler, ben de onlara bir şeyler vereyim dedim. Tabii. Madem ben böyle bir şeysem yani, onlar benim... Beni getirsinler. Ben şöyle söyleyeyim. Sen verecek olan benim ya da bu taşın altına koyalım. Ya şimdi bunlar tabii şey laflardır ama şöyle anlatayım sana. Ama bu da sizin siyasete bakışınızı gösteriyor. Yani. Ben, siyasetinizi gösteriyor yani. Bir dönem şöyle aday oldum. Bana haber geldi. Haber gönderdi. Gelin görüşelim. Dedim ki neyi görüşeceğim? Neyi görüşeceğim? Ben adayım zaten. Evet. Adayım, aday oldum. Aday oldum. İşte orada seçersiniz beni. Girelim seçime. Olur biter. Neyi görüşeceğim? Ben sizle ne görüşeceğim yani? Ben ne istiyorsunuz benden dedim. Gitmedim. Ciddi gitmedim. Bak. Şey, kim? Onu da söyleyeyim sana. O zaman şeyin mesela DSP'den geldi, beni istediler. DSP'den il başkanı vardı. Şimdi ismini unuttum da İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu. Adayı oldu daha doğrusu. Ya, şimdi bak unutuyorum. Çok evet. Sene geçti aradan. Çağırdı beni. Gel görüşelim. Yani neyi görüşecektim? Tabii. Neyi görüşeceğim? Ya ben koydum adaylığımı. Şeyim belli. Vasıflarım belli. Şeyim belli. Herkes beni tanıyor. İyi kötü. Biliyor. Yerimiz belli. Neyi görüşeceğiz? Ne görüşeceğiz? Bilen biliyor değil mi abi? Yani sohbet ederiz. Başka mesele. Oturup sohbet ederiz. Çay içeriz falan filan. Seçime gireriz. Kazanırız. Kaybederiz. Ondan sonra otururuz. Geliriz bir araya. Kabul de. Niye şimdi geleceğiz? Yerimi görmeden niye paçalarız? Değil mi abi? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ciddiye bak, bunlar hep dert tabii de. Babam Ecevit'in dairesinin şeylerini yapmıştı böyle. Bakımını yapmıştı falan filan. Raşan Hanım da bizi, babamı çok iyi tanır. Beni tanımaz. Hiç tanımaz. Hayatta tanımaz. Mesela o dönem ben aday oldum. Diyorum ya, herkes Ankara'ya gidiyor. Bana diyor ki arkadaşlar, ya sen niye gitmiyorsun? Ne işin var dedim ya, ben Ankara'ya gidip ne yapacağım? Ben gidip desem, tabii ki bak şunu söylesem, gidip desem ki ben Hasan Doğan'ın oğlu Fehmi Doğan'ım desem,
Raşan Hanım ne diyecek bana? Senden başkası olma şansı var mı? Yok. Yok. Ama yok yani bu değil bu yani. Tarz, bu tarz benim tarzım değil. Siz diyorsunuz ben adaylığımı koydum. Ben buyum. Zaten beni biliyorsunuz. Ben buraya faydalı olmaya geldim. Bir de ben bunun için özellikle bilmem ne yapacağım. Yani bu bana biraz ters geliyordu. Şey değildi. Onun için. Peki Fehmi abi, bu siyasetle ilgili de bu da sizin tarzınızdı ya da siyasete bakış açınız ya da sizin siyasette ilerlemekle ilgili yol haritanız bu şekildeydi. Ya sonra... şimdi ben onu, o tavrımı bir yerde daha koydum mesela, bak şunu söyleyeyim. Ben İhsan Mermerci'nin Mezunları Derneği'nin ilk Mustafa ile beraber, Şevket sonradan bize katıldı. Üçüncü kişi. Aynı dönemlerde ama. Beteri beraber vardı, bizim Aktaş. Tamam. Toplantıda da geçen gün burada veterinerlik yapan abimiz doğru. Değil. Aktaş bizim. Aktaş. Tamam mı? Onunla beraber bu işe başladık. Ben bir zannedersem yönetime de hiç girmedim bak. Hiç yönetime de girmedim, şey de yapmadım. Ama hep görevli bendim. Yani başı yani, hep... Şimdi Saadettin başkanlık yaptı, arkasında ben varım, destekçisi benim. Evet. Şevket yaptı, destekçisi benim. Mustafa yaptı, destekçisi benim. Evet. En sonunda zaten bu son dönemde tuttular, dediler ki ya Fehmi, herkes bu şeyde eskilerden, herkes başkanlık yaptı. Bu dönemde seni yaptır, artık kaçamazsın. tamam dedim. Yani artık çok kötü bir konuma gelmişti şey. Dernek çok kötü bir, yani böyle biraz zor durumda kalmıştı. Tamam dedim, iş görev bana artık düştü. Ben bunu götürürüm artık. Bu saatten sonra yapmam lazım diye düşündüm. Öyle girdim yine. Yani yoksa kendiniz ben oluyor ben, değil de yani ya size, birileri gelsin ya, şey yapsın yani ben ne olsam orada ne olacak, olmasam ne olacak, ben zaten varım. Ben yönetime girsem de varım, girmesem de varım. Eyvallah. Yani Saadettin var, ben yanındayım zaten, o yanında, hemen yanında. Şevket var, ben yanındayım. Öbürünün ben yanındayım. Şeyde de böyleydi, siyasette de böyleydi. Evet. Ben bir kere şeyde diyorum ya, bir kere 84 evvelisi işte meclis üyeliğine ille de gir dediler, girdim CHP'den. Onun haricinde işte ilk 68'de okul bittiğinde CHP'ye üye olmuştum. İlçe gençlik kollarına girdim. Bir dönemde başkanlık yaptım, tamam mı? Ama çok genç dönemlerim, yani 18-19 yaşlarındayken. Ondan sonra bir daha şeyi bıraktım. Bir kere kurultay delegeliği yaptım. Ondan sonra dedim ki tamam, bana yeter, bu kadar fazlası bile yeter. Yani bir şey, bir görev isterlerse zaten varım. Bir şey yapıyorum. Tabii. Yani ciddi söylüyorum, delegelikte bile girmedim kolay kolay. Birisi girsin, delege olarak şey alsın. Tabii. Çünkü yani insanlar böyle şeylere çok şeydir. Meraklıdır. Tamam mı? Yani. Bir kişi fazla girsin ya, şey olsun. Ben evet. Gireceğim ne olacak, girmesem ne olacak? Ben çok şey değil. Ben fiili olarak zaten... Ben zaten... Derneği kurdunuz. Ondan sonra dernekle ilgili devam ettik. Derneğin faaliyetlerine. İşte kermesler düzenliyordunuz. Evet. Ondan sonra geceler düzenlemeye başladınız. Tabii ki siz olun, Rafet abi gibi, diğer Sefer abi gibi birçok mezunlarımız vardı. Onlar da artık kendi gücüyle belki de derneği finanse etmeye ya da derneğe destek olmaya başladınız. Dernek büyüdü değil mi abi? Ve daha olgun bir hale geldi mi acaba? Dernek... Sevgili Saadettin Sökmen dediğiniz gibi bir dönem meşgul olurdu. Yine siz her yönetimde olduğunuz... Düşündüğümüz gibi pek olmadı. Bana göre olmadı da... Yani kimi derneğe göre yeterliydi. Önemli yeterliydi. Bir mevzuları var değil mi abi? Çok önemli. Tabii. Söyledin mi abi? Yani
gazetecilerden, futbol adamlarından, Türkiye'ye bağlanmış. Yani şimdi mesela Engin Verel'ler. Engin Verel, Bülent Ünder, Cüneyt Tanman, bunlar futbolcu arkadaşlarımız. Bir sürü savcı arkadaşımız oldu, Cumhuriyet savcıları oldu, hakimler oldu. Milletvekili oldu birkaç tane bizden işte. Birçok iyi noktalara gelen arkadaşlarımız vardı. Bir de şeyi duyuyorduk abi biz mesela. İhsan Mermerci. İhsan Mermerci'nin çok önemli bir şeyi var tabii. Özellikle. Onu unuttuk bak. İhsan Mermerci'nin folkloru. Çok önemli. O Kral çok önemli. Ya, çok çok onu soracağım. Yani Avrupa'da evet. Birincilikler kazanmış bir folkloru vardı. Dünyada hatta. Dünyada. Galiba şampiyonluğu var, ikinciliği falan var, böyle bir şeyler var. O ekipte de orada mıştınız var mı? Yok. Folklorla ben severdim. Yani folkloru biz şey zamanında da bizim gecelerimiz vardı. Bakın yani İhsan Mermerci gecelerinden evvel bizim böyle şey gecelerimiz olurdu. İhsan Mermerci ile böyle geceler yapardık ya, yanlış hatırlamıyorsam. Şunu bir de. Şimdi Perihan Sözen vardı mesela. İyi bir sanatkardı. Yani bizden ufaktı gerçi o ama o folklor döneminde o folklorların gecesi olurdu. Tamam mı? O gecelere giderdik, folklor gösterilerini izlerdik. Aynı zamanda da şey, bizim Hayrullah diye bir arkadaşımız vardı. İyi bir saz çalan bir arkadaşımız vardı. Yine böyle sanatçılarımız vardı okulda. Bu sanatçılarla beraber şeyler yapılırdı. Bu ekip dünya şampiyonu olunca herhalde benim duyduğum mesela bir Süleyman Demirel bir temel atacağı zaman ya da bir yerde bir şey yapacağı zaman işte diyelim ki Türkiye'deki önemli günlerde İhsan Mermerci Lisesi'nin folklor ekibi gelsin. Orada ya, oynasın. Onlar tabii vardı da. Birçok kere çağrılıyordu herhalde. Tabii de, Türkiye'yi temsilen şey yaptıkları yerler vardı. Kral İspanya Kralı Franco'ya karşı herhalde bir o kadar fazla bilmiyorum ama evet, şey yani. Buydu yani. Olay öyle buydu. Öyle bir yönü vardı. Hı. Peki Fehmi abi, senin folkloru izlediğini, sevdiğini biliyorduk ama bir de futbolu biraz istersen konuşalım. Senin futbolculuk gönlünü ben amatör olarak oynadım gençliğimde. Oyunculuk vardı değil mi? Hangi kulüplerde oynadınız abi amatör? Ben amatör kulüplerde Veli Efendi'de oynadım. Veli Efendi Zeytinburnu'nun en gözde kulüplerinden bir sıra. Çok gözde bir kulüplerinden bir tanesiydi. Yani şöyle söylemek lazım, şeyde Zürat Baba'da şey kupaları vardı, şöhretler kupaları vardı, o kupalarda şampiyonluğu vardı. O aynı dönem şeyde de Vita sahası vardı. Ataköy'de, şimdi karuselin olduğu yerde, Vita sahası vardı. Orada da şeyler olurdu, yine kupalar olurdu. Turnuvalar olurdu. O turnuvada da Zeytinburnu şampiyon olmuştu. Hatırlıyorum ha. İşte iki takım Zeytinburnu ve Veli Efendi karşı karşıya gelmişlerdi o zaman. Zeytinburnu ama finali kim alacak diye. Yok. Bir tarafta şeyde Zürat Baba'da Veli Efendi şampiyon olmuş. Vita'da Zeytinburnu şampiyon olmuş. İki takım süper kupa gibi bir maçları vardı. 4-0 yenmiştik onları. Zeytinburnu'na tabii o kadar iyi bir takımımız vardı. Türkiye amatör şampiyonlarıyla maçımız oldu. Karagümrük'le maçımız oldu. Böyle hazırlık maçları yapardık. Çok çok gerçekten kaliteli bir takımımız vardı. Şöyle söyleyeyim sana. Ligde oynayan çok arkadaşımız vardı içimizde. Veli Efendi'di.
O kulüp gerçekten öyle şey bir takımdı. Yani bir iki kere Şimşek Spor vardı. Yine o mahallenin takımı, onu da oynadım hangi birkaç kere. Ben genellikle şimdi şey bek oynadım. Birkaç maç santrafor oynadım. Açık oynadım. Nerede görev verilirse diyorsunuz, ben hemen o açık. Yani kuvvetliydim. Bir tek şeyim, özelliğim oydu. Ben tekniğim kötüydü. Çok iyiydi. Yok, teknik yoktu ama bende. Hırs ve şey, Karadenizliyiz biz de. Bizde yani hırs ve kuvvet o vardı. İnanç. Öyle yani. Onun haricinde böyle topçuluğum yoktu. Ama sonradan işte birkaç dönem Güneşspor'da başkanlık yaptım. Güneşspor 3. amatör kümedeydi. 3. amatör kümeden onları 2'ye çıkardım. Bir sene sonra da 1. amatöre çıkardım. Bıraktım bir sene sonra kulüp direkt başkanız değil mi abi? Direkt başkan tabii. Yok, bir dönem şey yaptım. Bizim rahmetli İlyas abi vardı. İlyas fazla oldu. Onunla beraber şey yaptık. Götürdük. Ondan sonra ben aldım. İlyas abi bıraktı, ben aldım şeyi. Yine ben işte benim hep şeyim odur. Ben hep ikinci planda böyle şey evet, şeye gerekiyor. İşte aldım, bire çıkardım, bıraktım, o sene küme düştüler. Tekrar aldım, tekrar bire çıkardım. Bir iki sene sonra tekrar bıraktım. O hala Güneşspor'a göre devam ediyor. Şu anda kaçta bilmiyorum. Peki ama abi, mesela bu hani folklor ekibine karşı olsun ya da işte mezunlar derneğini kurmak olsun, işte Güneşspor'u idareci olarak almak, sonra başkanlığını yapmak olsun, bunlarda da bu hümanist duygular geçerli miydi? Yani insanlara faydalı olun, gençler... Tabii amaç oydu. Zaten başka bir ne amaç evet olabilir ki ya? Yani kendi işimiz, evet, gücümüz var zaten. Hep para. Yani sonuçta hep para veriyorsun, paranı kaybediyorsun. Hep ver. Yani şey gibi yani değil ki, yani bilmem ne spor kulübü gibi değil ki, oradan kendine bir iş bulasın, bilmem ne alasın, böyle bir şey mi yok? Amatör bir kulüp sonuçta. Ama o zamanlar da iyi para harcanıyordu yani amatör kulüpler. Bu Zeytinburnu'nun işte birinci olduğu dönemler, o dönemler. Yani ben şeylerle konuşuyordum o dönemler. Futbolcu arkadaşlar orada da şeyde Zeytinburnu şeyinde. Diyorlardı ya sana gelelim, sen de oynayalım. Siz de bu kadar para veriyorsunuz. Yani aynı paraları veriyorsunuz hemen. Siz de oynuyoruz yani. He. Gelelim sen de oynayalım. Yani bu bir latifeydi yani, ama yani anlatma şey açısından. Büyük paralar harcıyorduk yani o zaman amatör kümeye. Öyle şey değil. Kurumları, verme makamları. Aslında ben şöyle düşünüyorum abi. Zeytinburnu'nun mesela birinci kez çıkması, mesela bugün işte Başakşehir var. Mesela Başakşehir'in ismini birinci ligde takım olmasa Türkiye'de kim duyabilirdi? Ya da Zeytinburnu belki de birinci ligde oynamasa da bu kadar çok meşhur olmayabilirdi. Bence bir marka değeri var. Hem hümanizmin yanında, sporun yanında çok büyük bir tanıtım değeri var. Mesela ben şey gibi diyorum abi. Mesela şimdi İngiltere'deki kulüplere bakıyorum, Almanya'daki kulüplere. Yani şehirlere büyük bir güç katanlar. İşte Manchester, işte Leeds, ne bileyim Everton ya da işte Bayern Münih. İsim verirler tabii ama tabii. Zeytinburnu belki bir şehir değil ama Türkiye'yi temsil eden ya da kendine münhasır bir yer. Zeytinburnu yani kendine has bir tarzı olan bir yer. Maalesef hani mimari olarak ya da işte siyasi olarak hak etmediği yeri aldığı gibi sanki sporda da o fırsatı kaçırıyor Zeytinburnu. Çünkü kaçırdı zaten. Yani, kaçırdı Emre, gitti yani. Emre Belezoğlu'nu yetiştiren birçok Türk futboluna işte Serkan Reçberleri veren bu işte Zekir Kesin. Daha futbolcular var. Daha da futbolcular var. Bir sürü şey de Zeytinburnu'dur. Mahmut da Zeytinburnu'dur. Evet. Biliyorsun. Yani,
Cüneyt Tanrı'nın işte onlar Zeytinburnu dışından da. Evet. Ama burası bir futbol potansiyeli olan bir yerken bu hale düşmesi de orada bir bence bir ayıp ya da bir üzüntü verici bir şey. Keşke sizin gibi yani değer veren insanlar olsaydı da futbol burada olmasaydı ya da Zeytinburnu Spor burada olmasaydı eskisi gibi ya da Veli Efendi de işte onu, yaşıyor olsaydı. Onu, bu da önemli şeyler aslında Fehmi abi. Yani siz belli de hemen yapmışsınız. Onun, peki onun bence... Peki bu niye Fehmi abi? Yani niye biz bunu başaramıyoruz? Mesela birçok şehir başarıyor ya da birçok mesela belediyeler destek oluyorlar. Mesela Zeytinburnu Bakırköy'de yapıyor? Kaybetti de yani bu şeyin politikasından kaynaklandı bakın. Ben onu açık gönüllülükle söylemek lazım. Şimdi spordan bahsetmiş yani orada görüyorum. Şey biliyorsunuz bu işte ilk şey burada Çavuşoğlu döneminde başladı işte Zeytin birinciliğe ikincilik birincilik falan diye başladı şeye girdi gündeme geldi peşinden şey geldi Adile Mecan geldi pardon peşinden Hasan Yılmaz geldi peşinden Adile Mecan geldi bu dönemlerde belediyeden destek gördü nispeten tabii devam etti yani. Nispeten değil, bayağı bir zaman yani şimdi dediğimiz Süper Lig'de oynadı Zeytinburnu. Sanki bir düşmanlık var şu an değil mi abi? Ben anlamadım. Yani şeyde... Kendi semtinin takımına, yani, bu Zeytinburnu Spor ismine... Çünkü Zeytinburnu Spor direkt Zeytinburnu'nun reklamı oldu. Refah Partisi o dönem işte Murat başkan geldiği dönemlerde sporla şeyleri yok ya. Yani. Çok da alakalı değil demek ki. O yani siyasetçilerin ilgisizliğinden dolayı bu halde spor onlar için bir şey boş külfet. Onun için hiç şeye almadılar bunu. Öyle. O desteği de göremeyince aslında yani, değil mi abi? Mesela bu bir folklor ekibi. Ya öyle takımı, amatör bile olsa bir Veli Efendi. Ya kulübün, şimdi bir öyle bir kulübün imkanlarını düşün. Öyle bir kulübün imkanlarını düşün. Birinci ligde oynayan, Süper Lig'de oynayan, Süper Lig'de oynayan bir Süper Lig'in bir takım olduğunu düşün. Yani burada Zeytinburnu çocuk nelerden faydalanacak? Tabii. Ya da bu yani bu idoldü. Biz mesela çocukken dedik ya Zeytinburnu Spor'un A takımında oynayalım. Bizim için bu büyük bir hedefti. Yani bizim için bir ufuktu bu. Şu anda onun için yok. Ha. Ufuk yok yani. Yok tabii. Ancak işte bir Galatasaray'a bir takıma giderim, orada bir şey yapabilir miyim gibisinden şeyi olur. Tabii. Yani o şeyi yok ettiler yani işin doğrusu. Maalesef. Amatör küme. Şimdi hangi ligde onu bile bilmiyoruz. Tabii, şu anda var mı yok mu bile o yani, bile yok yani. Meçhul değiliz. Bu amatör kümelerin tam diplerine kadar vurmuş durumda. Bir ara borçları vardı, borç batağındaydı. Liglere çıkmıyordu, takım çıkartmıyordu. Aslında bunlar dediğiniz gibi, şimdi Zeytinburnu'na baktığımız zaman Fehmi abi, işte uyuşturucu gerçeği var maalesef. Yani gençlerin büyük bir başına bir bela ya da işte internet belası, evde bilgisayarın başına oturma da bir bence bir ayrı bir sorun. Hareketsiz. Tabii onlar da problem, doğru. Değil mi abi? Sizin gençlik için problem yani. Siz çocukluğunuzda ne diyorsunuz abi? Mesela işte bir çivi doğrultmak. Doğru mu abi? İşte inşaatta babalara yardım etmek. Bir böyle bir çocuk modeli var. Bir de şimdi sadece bilgisayara bağımlı bir insan modeli. İki tane torunum var. Kaç yaşlarında var? Bir tanesi 4 yaşına giriyor, bir tanesi de 6 yaşına. 6 yaşına giriyor. İsimleri ne onların? Bir tanesinin ismi Toprak, 4 yaşında olanın, öbürü de Gaya. Daha küçükler ama onlar da tabii ki büyük ihtimalle bilgisayarı seviyorlar ya da bilgisayarda oynamayı, telefonları. Vallahi bu ya hayatları o zaten ya. Bilgisayarla şey yapıyorlar, yaşıyorlar. Eyvallah.
Biz bilgisayar değil şeyi bile görmedik. Hangi yemekleri seversiniz abi? Mesela, hangi yemekleri? Zeytin Hanım güzel yemek yapar mı siz? İyidir, fena değil. Yok siz ben de, hiç hayatımda kazak erkekliğimiz. Hayatımda hiç mutfak tanımadım. Tamam da yani istemem de. İki kız babası olunca bir de. Yani hep ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şeyde hiç bekar kalmadım. Hayatım boyunca bir tek askerlikte bekar kaldım. Hep ev hayatı. Ben annem babam öldü, son babam öldü. Biraderle beraberdik. Ondan sonra kız kardeşlerimi aldım, beraber ayrıldık. 1, 2, 3, 4 tane kız kardeşim var benim. Bak, şimdi ablalarım da var da, 4 tane kız kardeşim var. Abiler var mı? Bir tane abim var, 2 tane de ablam var. 8 kardeşiz yani. 9. çocuk da ölmüş, erkekmiş o da, ölmüş. Evet. Şimdi o bir tanesi vefat etti. 7 kişiyiz yani şu anda. O 4 tane kız kardeşle beraberdim ben. Hep yanımdaydılar. Hiç elimi sıcak sudan soğuk suya değdirmedim. Annem de beni çok şey beklerdi, bakardı. Yani çok severdi, şey yapardı. O da böyle... Hizmetimizi şeyimiz de iyiydi. Halimiz vaktimiz de yerindeydi. Onun için böyle mutfağa girme ihtiyacı hiç hiç hayatımda diyorum. Seversiniz Fehmi abi. Ya şimdi hangi yemekleri seversiniz derken neyi sever? Kuru fasulyemiz vardır zaten. Klasik. Döneri severim. Ve köfteyi severim. Evet. Hep etli yemekler yani etli sonuçta. Evet. Eyvallah. Peki Fehmi abi, toparlayacak olursak, işte Zeytinburnu'nda büyüdünüz. Her ne kadar Rize'de dünyaya gelseniz de hayatınızın büyük bölümünü... Ben Zeytinburnu'luyum yani, Rizeli falan da değilim yani. Eyvallah, açık söyleyeyim. Zeytinburnu olmak güzel yani. Şahsına münasebet... Ya zaten, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ya ben şuna da şey yapmıyorum ya, ben tamam şey olarak söylüyorum, diyorum niye Rizeliyim ben diyorum, neden diyorum, onun sebebini söyleyeyim. Ya ne soracak, İstanbulluyum dediğim zaman nereden geldin, ne soracak ha? Rizeliyim diyorum, kurtarıyorum. Evet. Yoksa o şeyden değil, ben Rizeli falan değilim. Ben Rize'de bir doğmuşum, kalmışım orada bir ay. Tamam. Bir ay kalmışım orada. Annem babam oralı, tamam doğru. Orada yaşamışlar, orada büyümüşler ama ben burada, İstanbul'da, Zeytinburnu'nda doğdum, büyüdüm. Ben Zeytinburnu'luyum. İstanbul'da da değilim, Zeytinburnu'luyum. Zeytinburnu'da olmak lazım. Zeytinburnu'luyum. Yani keyfi var, yok, neyse o benim şeyim. Ama Zeytinburnu çocuğuyuz abi, biz Zeytinburnu çocuğuyuz. Biz Zeytinburnu çocuğuyuz, yani sonuç bu. Eyvallah. He. Ben Trabzonluyum, ben bilmem neyim. Ya bu hikaye, bunlar masal ya. Ya ne, o zaman git Trabzon'a ya. Trabzonluysan ne işin var burada? Ya değil mi? Bu kadar çok sevgi var. Mardinliysen git Mardin'e. Orada yaşa. Ne işin var burada ki? Ama bunu ayrılamıyorsun. Hem buradasın. Yani orada çok fazla dediğim gibi zikretmek yani, onun için şey... Bunu demek ki bize abi hem iş verdi, hem aş verdi, hem... Tabii yani ailemiz... Mesela o doğduğun değil, doyduğun yer önemli. Tabii. Doyduğumuz yer de burası. Yani babam beni doyurdu, ben kendimi sonradan doyurdum ama Zeytinburnu'nda doyurdum. Bu vesileyle burada, bu Zeytinburnu yani, vesile oldu bu konuya. Peki abi, tabii biliyorum ki büyük ihtimalle yazdığınız vardır ya da işte tatile gidiyorsunuzdur ama dönüp dolaşıp yine... Zeytinburnu. Yani o fark etmiyor. Bir iki sene Zeytinburnu dışına çıktım. Bir bahçeli evlerde oturdum. Yani sıkıldınız mı? Sıkıldım ya. Alışmışız. Dostlarım burada, şeylerim burada, herkes burada. Ya şimdi işin şey tarafı şu, pandemi dönemini boş verelim, atalım bir tarafa. Zeytinburnu'nda yaşayıp da bak eski arkadaşlarından hepsi nereye giderlerse gitsinler sonuçta geliyorlar burada şey yapıyorlar.
Yani en yani iyi yere gitsin. Bir araya geliyorlardı ama şu pandemi dönemi biraz tabii şeyi biraz kopardı, bir şey ipi oldu. Kopardı da ama işte o Zeytinburnu'nda insan Zeytinburnu'ndadır, o değişmiyor. Tabii. Git şeye de gitse, Mardin'e de gitse, Zeytinburnu'nda yani, şeye de gitse de Zeytinburnu'nda değişmiyor. Tabii. Biz bunu yaşıyoruz. Tabii ki televizyon programları çekerken birçok yer dolaşıyoruz ama çok güzel yerlere de gitsek belli bir zaman sonra sıkılıp diyoruz ki aman çabucak yani evimizi dönelim. Vatanımız burası bizim. Yani buraya gelince evet. Mutlu oluruz. Fehmi abi çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Bizlere vakit ayırdığınız için iyi ki varsınız. İyi ki varız. Evet. İyi ki varız. Varsınız değil mi? İyi ki varız. Yani İyi ki varız. Allah razı olsun. Çünkü şu açıdan diyorum abi. Sizin gibi işte bu dernekçiliği seven, spor kulüplerini seven, işte sanatı seven, yani insanlara faydalı olmayı seven abilerimiz olarak iyi ki varsınız diyorum abi. Yani sizin gibi abilerimizin sayıları daha çok olsun diliyor. Çünkü bizler futbol oynadık, folklor oynadık, spor yaptık hep. Bu sayede, yani birilerinin bu kulüplere sahip çıkması sayesinde. Evet, bizden de, önce de birileri sahip çıktı, biz sahip çıktık. Şimdi gelen gençler sahip çıkacak. Çıkması lazım daha da. Çünkü eğer biz sahip çıkmazsak bu gençlik heba olur, heder olur gider. Yani olmayacak yerlerde, olmayacak zamanlarda yerleri yani, harcayarak bitirirler yani. Heba olur, biraz fazla yorum... Ağır oluyor da, ağır oluyor ama bir ama şey var yani bu insanı, he? Görüyoruz ama işte bu uyuşturucu var. Yani ne olacağı şüpheli. Tabii, yani sıkıntı var yani. Sıkıntılı, çok sıkıntılı. Yani şimdi diyor ki Zeytinburnu'nda abi 20 tane ya da 30 tane amatör kulüp var. Düşünseniz abi 100 tane kulüp olsa, bunların da hepsi faal olsa bu daha iyi olmaz mı Fehmi abi? Zeytinburnu Spor birincilikte olsa, insanlar oraya çocuklar böyle bir hedef seçse, yani burada uyuşturucu kullanmak yerine ya da evde bilgisayarın başına oturmak yerine sporculukla hem de olsa daha iyi olmaz mı Fehmi abi? Evet. O anlamda ben sporu önemsiyorum, yani sanatı önemsiyorum ya da folklörü, ne bileyim bu tip şeylerle uğraşmayı. O anlamda iyi ki varsınız. Varsınız. İyi ki varız. Varız. Sizlerle beraber olma şansını biz de yakalıyoruz. Son olarak abi söylemek istediğin, selam göndermek istediğin İhsan Mermerci olabilir, yenge hanım olabilir, gerçi kazak kızı ama yani... Bütün insanlar. Şaka yapıyorum abi, yani biraz gülelim diye. Yani kişilere ayırmayalım değil mi? Ama Zeytinburnu bizim için özel bir yer. Buradaki dostlarımıza... O başka tabii. O, iş arkadaşlarımız var, komşularımız var, mezunlar var vesaire. Zeytinburnu'nun özel bir yeri var tabii ki de. İhsan Mermerci'nin nafizi abi Zeytinburnu içinde. İnsan... Teşekkür ediyoruz Fehmi abi. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyecektiniz, söyleyeyim. Yok, İnsanlar yok, kalsın. Başka bir zaman onu da tamam. Devam. Bugün böyle bir virgül koyalım. Nasip olursa başka bir zamanda İnşallah. Bir televizyon içmeye geliriz inşallah. Orada biraz daha sizin özel hayatınızı, fotoğrafları, işte ailenizi tanımaya çalışırız. Sağlık, sıhhat diliyoruz Fehmi abi. İnşallah bugünler de geçer. Bu pandemi de biter. Tekrardan eski günlerde olduğu gibi daha rahat sohbet ederiz. Daha rahat dışarı çıkıp dostlarımızla bir araya geliriz.